Canlarım şöyle pirinç pilavı koydum ocağa. Sanki pişmiş gibi görünüyor. Hey kız, pişmiş. İyi ki de açmış bakmışım ha. Neredeyse pişmiş yani. Uf, elim yandı. Şuralara da bakayım. Ortası yüksek oluyor ya bu tencerenin. Azıcık daha. Azıcık daha dursun şöyle. Bir dakika kadar daha. Kenarları daha şey. Pirinç pilavı koydum. Pirinç pilavını benim canım çekiyor. Yoğurtla falan yiyeceğim. Çocuklar da şey istedi. Anne ne olur diyor. Aylin dünden beri yumurtalı ekmek yap diyor. Şuraya kaç tane? 7 tane yumurta kırdım. Tuzunu attım. Diğer malzemeleri daha atmadım. 4 tane ekmek dilimledim böyle. Çocuklara yumurtalı ekmek yapacağım.
Hemen başlayayım. Onu doldurulacak oğlum. Onlar bu da bir kere, bu da bir kere aldı, bir daha hiç yanmadı. Tamam artık bunu, yeter. Dinlensin şöyle. Ben ay çok bakın ay şey yapana kadar. Önce yağını koyayım, unutmayayım. Şimdi arkadaşlar buna ben 7 tane yumurta doğradım lafa bak. Acıktım, yoruldum ben. Saçmalamaya başlıyorum. 7 tane yumurta kırdım, tuzunu attım. Şöyle bir 2 yemek kaşığı kadar yağ koydum. Ayçiçek yağı. Toz biber. Karabiber. Mis gibi kokuyor bu böyle şey olunca. Biraz da kimyon. Kimyonunu hiç koymuyorum fazla. Şey yapmıyorum. Çatalımız yok. Makine de yıkanıyor hepsi. Başka her şeyini koydum baharat olarak da. Dediğim gibi bunu ben yağda yapmıyorum ya arkadaşlar. Yani yağda kızartmıyorum. Teflon tavada yağsız bir şekilde pişireceğim için içine 2 yemek kaşığı kadar yağ koydum. Çırpalım. Çabuk şey oluyor. Dün aldı baban daha değil mi onu? Evet. Hemen dolaba koymam gerekiyordu da koymadım onu. Elinizin altında olsun hemen yiyin diye. Şimdi çırptım bunu böyle. Telefon da gene yamuk olmuş var ya. Şöyle kenarda dursun. Şunu da kaldırayım telefon tutacağı. Biraz önce Eltim'in son bugünkü yüklediği videoyu izliyordum. Bu telefon tutacağına koyup bir yandan bulaşıkları yıkadım. Yok yok bir şey olmaz onda. Bir yandan bulaşıkları yıkadım, pilavı ocağa koydum. O işleri yaparken bir yandan da Eltim'in kanalını izliyordum. Eltim'in de kanalı var arkadaşlar, biliyorsunuz az çok. Tülay'ın penceresinden bir an duraksadım. Onun da kanalını yine takip alırsanız, o gün toplulukta da paylaşmıştım. Kanalının saatleri silindi. Silinen saatleri tekrar yerine koyması gerekiyor. Onun için de biraz desteğe ihtiyacı var. İşte ben de böyle bir iş falan yaparken izliyorum. Tamam. İzliyorum. Siz de izlerseniz memnun kalırsınız. Güzel yemek tarifleri var. Temizlik videoları var. İşte bildiğiniz ev hanımı, aynı benim gibi ev hanımı evinde günlük hayatını çekiyor işte. Tülay'ın penceresinden diye girdiğinizde hemen zaten tık diye çıkar arama butonunda. Şimdi bu şey var, olacak mı? Fırça olacak mı? Fırça. Ana geçenlerde elime geçmişti. Bu tarafa mı koydum acaba? Ay fırçayı kullanıyorum kız. Pasta fırçası vardı. Allah Allah. Darbuk ile elime. Aileme almışım ben ya. Anam biraz pasta fırçası olmaz. Ben onunla sürüyorum genelde. Daha geçen poğaça yaptık ya. Burada görememişim bak. Poğaça yaparken bulamamıştım. Poğaçayı yaptıktan sonra geçti elime. Şunu da koyayım. Bir yandan da şunu da koyayım da ısına dursun. Nereye koysam şunu kaldırayım buradan. Şu büyük ocakta yaptım da büyük ocak gene ne olmuşsa daha o gün 2-3 gün önce Ali bunun içinin gözeneklerini temizledi. Şimdi yine az yanıyor. Çok az yanıyor. Şuna koyayım. Anca ya tava iyice bir ısınsın. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Vallahi böyle biraz fırçayla sürerek yapıyoruz biz. İçine daldırıp batırdığın zaman da yumurtayı fazla çekiyor ve bereketsiz oluyor bu sefer. Hani 7 tane yumurta kırdım bunun içine. 7 değil de 10 tane kırman gerek bu sefer. Belki daha fazla kırman gerek. Bu şekilde yaptığım zaman daha şey oluyor, bereketli oluyor. Hani direkt daldırdığın zaman yumurtayı çok çekiyor.
Bu sefer de yani 7 yumurta yerine 12-13 yumurta belki de kırmam gerekecek. Ancak yetecek 4 ekmeğe. Ben yaptım mağaza yapmıyorum çünkü çocuklar yani kalabalığız. Çocuklar çok seviyorlar bunu. Yediler mi yiyorlar yani o zaman. Her biri bir ekmek yiyor neredeyse. Şimdi birazdan Alper bana yardıma gelir. Ben böyle sürerken yumurta sosunu Alper de pişirme işlemini yapar. Daha önce de öyle yapardı yavrum bana. Öbür evdeyken sağ olsun yardım ederdi böyle. Aslında şunu şuraya alayım da elimin altında. Ekmek de taze mis gibi. Bayat ekmek yoktu. Normalde genelde bayat ekmekler değerlensin diye yumurtalı ekmek yapılır ama bayat ekmek yoktu. Bunlar da canı istiyor diye gidin dedim alın ekmek hemen yapayım. 2-3 sefer bakkala gittiler. Namaza gidiyor Halil abi. Namaza gidince bakkalı kapatıyor mecburen. Başka bakkalda duracak kimse yok. 2 sefer gittiler bakkala, bakkal kapalı. Dedim hadi bir daha gidin. Alın gelin bir an önce onu da koyayım. Pilavın dinlenme aşamasında bunu da yapayım. Aradan çıksın. Dedim bir de çekirdek alın. Akşama Ala Nurcuğum var. Bugün pazartesi ya. Nurgül Yeşilçay'ın dizisi var. Veda mektubu izleyenler var mı aranızda? Ay çok seviyorum. Çok heyecanlı. Bakalım. Akşama o var. Haftada vallahi bir tane dizim var izlediğim. Şeyi artık izlemiyorum. Yalı Çapkını'nı izlemeyeli çok oldu. 2-3 aydan beri izlemiyorum. Çok sıktı beni o. Önceleri çok heyecanlı bir şekilde izledim. Ama maalesef sonra böyle artık o Kazım'ın kızlarına olan eziyeti, böyle o yalıdaki katı tutum falan, ne bileyim beni sıktı ya. Açmadı yani. Keyif vermedi açıkçası. Bıraktım, izlemiyorum onu. Şimdi şunu biraz kısayım. Azıcık kaldı. Bir yandan pişirmeye başlayayım ben de. Alper bir tane balık peçete getirir misiniz? İki tane olsun, kalın olsun. Efendim? Peçete. Şeye ilk olaraktan şöyle bir kaşık kadar yağ koyup etrafına yayıyorum peçeteyle. Şey olmasın diye. Ama yardım etmeye geldim. Tamam. Ne zaman işim başlıyor? Şimdi. Dur şu yağ ısınsın. Şöyle iyice etrafına yayayım. Uy, elime de yaptım. Tamamdır. Isındı zaten ya. Bir koyayım bakalım. Ha şuradan şeyi alalım da pişirdiklerini. Koymak için. Dediğim gibi şimdi şeyi izliyorum ben. Veda mektubu. Hangi Şov'da mıydı? Kanal D miydi? Hep bir de izlediğim dizilerin hangi kanalda olduğunu bilsem diyorum ya. Bir tane dizi izliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir ilkini ben koyayım da oğlum yanmaya karşı falan bir bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yapsam. İşte bir de cumartesi günleri şey var. Ekran bir dakika. Orayı dondur. Yapacağım bir saniye. Cumartesi günleri de Gönül Dağı var da ona da fazla arada bakıyorum. Şöyle her gün zaman bakmıyorum. Bu hafta bakmadım mesela. Geçen hafta yarım yamalak baktım. Sen bu tarafa Çatal. Çatal mı alacağım şey mi? İki tane çatal lazım. İki çatal mı yoksa maşayla mı? Maşa. Maşa şu çekmecede. Ay elimi yaptım da nasıl acıdı. O çekmeceye bak anne. Neymiş? Bu maşa böyleymiş. Metal. Nerede? Altta. Orada olmasın aldım ama şurada mı acaba? Yok, orada da. Hah, tamam. Batırıp öbür tarafına batırıp yapsan öyle olmaz. Daha hızlı olmaz mı? Niye sürüyorsun ki? Böyle de hızlı oluyor. Elini hızlı yaparsan böyle de çok aşırı yumurtayı çekiyor o zaman. Evet.
Önce batır batır. Çevir çevir, bir çevir bakayım ne durumda, çabuk pişer. Azıcık daha pişsin mi? Bakayım. Yok, iyi iyi. Ay. Elimi yıkamıştım ya. Ha, ikisini aynı anda pişirdim, çevirdim. Bundan daha fazla kızarması yanmaya döner. Azıcık daha pişmesi lazım. Daha pişmesi lazım. Tamam. Biliyor hanım. Yani kendime konuşuyor işte. Efsansın mı? Efsansın. Oraya oraya oraya. Yanındakine. Evet. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş anneciğim. Sanki olmamış gibi baksana da. Olmamışsa kalsın. Ya olmuş olmuş. Olmuş, hemen yenilerini koyalım. Elinle koy istersen daha rahat olur. Şimdi tava ısındı ya, çabuk olur ha. Dikkat et. Aytu. Yok yok abim, biri versin. He. Olur olur. Bilgisayar açık abi. Ne? Açık değil olur. Açık değil mi? Yok. Oyanmış oynamış bırakmış. Bakayım bakalım bir. Nasıl pişirmiş benim oğlum. Ben de tadına bakabilirim. Önce benim oğlum bir baksın tadına. Lokum lokum. Değil mi? Hadi açıyor. Değil mi lokma? Koş çabuk ha. Babasını aratmıyor benim oğlum. İnşallah subhanallah. Biraz koymakta zorlanıyorum ama olsun. Bu tava şey, bizim tava daha büyüktü ya. He. Bu biraz yanlış koydum onu. Tamam. Tamam, ben yaparım. Bu da yanlış koymuş. Böyle olacak. Bu olmuş mu yani bu tarafı? Yok. Çevirdin mi? Yok, olmamış. Azıcık daha iyi olması lazım. Tamam. Puf puf oluyor. Çok güzel oluyor. Poğaça gibi. Yani poğaçadan daha puf oluyor. İlk piştiğinde şöyle. O kadar böyle yumuşacık oluyor ki. Bakar mısınız şuna? Yumuşacık. Çok güzel oluyor. Zaten altı iyi açıkmış. Bak böyle yapınca böyle cız ediyor daha çok. Yani öbürü daha iyi pişiyor. Oo, iyi olmuş, çok iyi olmuş. Geldin mi? Ben bunu pişmesin lazım. Elim yaptı. Paşa. Yaptın mı? Hemen yenilerini koy paşa. Pişti mi, birkaç tane alayım mı? Evet. Dur, atlama, çok sıcak bunlar. Şunu. Al hangi istiyorsan.